Merhaba Çift Devlet izleyenleri. Bu videomuzda Samsung'un uzun zamandır merakla beklenen fiyat ve performansıyla dikkat çeken Galaxy M20 modelini inceliyoruz. Ayrıca bu videoyu izleyenlere güzel bir sürprizimiz var. Samsung Galaxy M20 1599 TL'lik iddialı fiyatıyla hayatımıza girdi. Şu anda Samsung'un sitesinden satın alırsanız özellikle ilk 1000 kişiye 700 TL değerinde Digiturk paketi hediye ediliyor. Ayrıca başka bir fırsat daha var. Bu videoyu izleyen bir takipçimiz, bir şanslı takipçimiz Samsung Türkiye ve Şifteletnet Instagram hesaplarını takip ederse ve bu videonun altında paylaştığımız Instagram linkindeki postun altına iki tane arkadaşını etiketlerse Galaxy M20 kazanma şansını elde edecek. Siz de bu şanslı takipçimizseniz hemen bu basit şartları yerine getirin ve Galaxy M20 sizin olsun. Ve şimdi Galaxy M20 incelememize başlayalım. Galaxy M20 Samsung'un yeni tasarım Infinity V ekranı ile beraber gelen yeni bir seri. Daha önce Galaxy M serisi diye bir seri duymamıştık. Galaxy J'yi duyuyorduk bu fiyat segmentinde. Daha başka modelleri duyuyorduk. Türkiye'ye çok gelmese de 10 serisi vardı. Pek çok model vardı. Şimdi Samsung Galaxy M ile beraber özellikle orta alt segment, orta segmentte ciddi bir atılım yapmış durumda. Telefonun hem büyük bataryası, hem gelişmiş ekranı, hem de kamerası pek çok özelliği kullanıcılara ciddi bir deneyim avantajı sunuyor. Tüm bunları incelememizde sizlere aktaracağız zaten. Samsung Galaxy M20 6.3 inç büyüklüğünde Infinity V ekrana sahip bir ekranla geliyor. Infinity V ile beraber hemen kameranın V şeklinde bir çentikle karşımıza çıktığını görüyoruz. Daha önce Samsung Galaxy S10 Plus incelemesi yapmıştık. S10 Plus'ın ekranı Infinity O ekran. Yani ekranın sağ üst tarafında kamera boşluğu bulunuyordu. Ve burada da ortada V şeklinde bulunuyor. Samsung'un Infinity U, V ve O şeklinde 3 farklı yeni nesil ekran trendi bulunuyor. İncelediğimiz Galaxy M20 modelinde ise Infinity V ekran kullanılıyor. Tabi bu çentiği yine kapatabiliyorsunuz. Ekran ayarlarından kamerayı gizle kısmından ekranı kapatabiliyorsunuz ve bu çentiğin olduğu kısım direkt siyah bir kaşla kapanabiliyor. Bunu açık tutmanızı en azından ben tavsiye ederim. Uygulamalarda genel olarak bir sorun olmuyor ve uyumluluk tarafında herhangi bir sorun yaşanmıyor. Genel olarak Infinity V şeklinin tasarımının ben oldukça şık olduğunu söyleyebilirim. Telefonun 6.3 inçlik ekranıyla beraber ekran oranı da oldukça artırılmış. Yaklaşık %90'lık bir ekran oranı var ve telefonun ekranına baktığınızda, önden baktığınızda genel olarak ekranı görüyorsunuz. Üst tarafta telefonun kasasıyla camının birleşim noktasında arıza boşluğunu görüyoruz. Tıpkı Galaxy S10 Plus'taki gibi arızayı da oraya gizlemişler. Yani telefonun bazı detaylarına baktığınızda oldukça şık ve genç, dinamik gözüktüğünü görüyorsunuz. Telefonun biraz tasarımıyla başlayalım. Altta 3.5 mm'lik jack bağlantısı bulunuyor. Samsung 3.5 mm'lik jack bağlantısını hem üst segment hem de orta segment telefonlarda kullanmaya devam ediyor. USB Type-C bağlantısı var ve kutusundan hızlı şarj adaptörüyle beraber çıkıyor. Zaten 5000 mAh'lik bir telefonun bataryasının hızlı dolabilmesi için hızlı şarj destekli bir adaptörle gelmesi şarttı. USB Type-C bağlantısı olması da güzel çünkü bu fiyat segmentinde üreticiler micro USB bağlantısını hala kullanıyor. Samsung burada artık USB Type-C'ye geçmiş ve doğru bir karar vermiş. Yine sağda hoparlör ızgarasını görüyoruz. Buradan da kaliteli bir şekilde sesi alabiliyoruz. Telefonun sağ tarafında güç butonu ve ses kısıp açma butonlarını görüyoruz. Ayrıca telefonun sol tarafında SIM kart girişi ve micro SD kart takabileceğiniz kızak bağlantısını da görüyoruz. Telefonun ön tarafında kamera ve ekrandan başka bir şey görmüyorsunuz. Bu kamera başarılı bir şekilde yüz tanıma özelliğini bizlere sunuyor. Hızlı bir şekilde yüz tanıma yapabiliyor. Hızı da şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Oldukça başarılı. Arka tarafa baktığımızda ise parmak izi okuyucusunun telefonun ortasında olduğunu görüyoruz. Ayrıca arka tarafta telefonun en çok beğendiğim noktalarından biri olan iki tane kamerayı görüyoruz. Bu kameraların detaylarına gireceğiz ama bir tanesi normal, bir tanesi de geniş açılı. İki kamera var ve bir tane de LED flash arka tarafta bizlerle beraber. Samsung Galaxy M20'nin İki farklı renk seçeneği bulunuyor. Bir tanesi koyu mavi, diğeri de siyah. İncelediğimiz model koyu mavi olanı.
Telefonun kasası genellikle plastik materyal kullanarak tasarlanmış ama bu plastiğin özellikle boyası oldukça güzel. Size genç ve dinamik bir tasarım sunduğunu söyleyebilirim. Telefonun ön tarafına baktığımızda 6.3 inçlik bir ekranın olduğunu söylemiştik. Telefon 8.8 mm kalınlığa sahip. Burada parantez açıyorum. 5000 mAh'lik bataryayı unutmayın. Ayrıca telefonun ağırlığı ise 168 gram. 6.3 inçlik bir telefona göre tek elle çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Telefon bu konuda oldukça başarılı. Devam edelim. Telefonda 409 ppi değerinde 2340'a 1080 piksel yani Full HD Plus çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekranın oranı ise 19.5'a 9 ekran oranı. Ekran paneli PLS TFT diye bir ekran paneli. İlk başta insan acaba nasıl bir deneyim sunuyor diye merak ediyor ama siz de detay görüntüleri de göreceksiniz. Ekranın renk doygunluğu ve ppi değerleri başarılı. TFT ekranı olduğu için tabii ki de AMOLED ekrandan görüş açısı farkı oluyor ama bu segment için kullanılan ekran panelinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Ekran yenileme hızında ise göze batacak bir değişim, negatif bir etki yok. Çünkü fiyat uygun seviyeleri gittikçe ekran panellerinde biraz ekran yenileme hızında düşüş oluyor. Ayrıca görüş değerleri, görüş açılarında da düşüşler oluyor. Samsung burada iyi bir ayarlama yapmış. Yani telefonu kullanacak kişiler ekran deneyimi konusunda bu fiyat segmentinin gerçekçi koşullarını göz önünde bulundurduğumuzda iyi bir deneyime sahip oluyorlar. Samsung Galaxy M20, Samsung'un yeni nesil trendlerini uygun fiyata satın alabileceğiniz ve teknik özellikleriyle iddialı bir akıllı telefon. Dilerseniz işlemcisiyle incelememize devam edelim. Kullanılan işlemcinin iki çekirdeği ARM Cortex A73 mimarisiyle beraber geliyor ve bu çekirdekler 1.8 GHz hızında çalışıyor. Diğer altı çekirdek ise ARM Cortex A53 mimarisiyle beraber geliyor ve 1.6 GHz hızında çalışıyor. 14 nanometrelik FinFET teknolojisiyle üretilen bu işlemci az güç tüketimi ve çok fazla ısınmamasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca grafik birimi tarafında ise Mali G71 MP2 kullanılıyor. Yani çift çekirdekli bir Mali G71 grafik biriminin kullanıldığını söyleyelim. Telefonda 32 GB'lık dahili hafıza var. Bunu microSD kartla 512 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Ayrıca 3 GB'lık da RAM bulunuyor. Android 8.1 ve Samsung Experience 9.5 ara birimiyle beraber geliyor ve akıcılık sistem performansı açısından oldukça başarılı. Şimdi bu fiyat segmentinde pek çok telefon kullanıyoruz. Performans açısından özellikle büyük markaların telefonlarının biraz geride kaldığı yerler olabiliyor. Ama burada gerçekten ürünün kullanımında akıcılığın bayağı iyi olduğunu söyleyebilirim. Hem Instagram gibi sosyal medya platformlarında hem arayüzde hem uygulama indirirken Google Play Store'da genel olarak akıcılıktan keyif aldığımı söyleyebilirim. Samsung burada hem Exynos 7904 ile işlemci platformunu güncellemiş hem de Samsung Experience 9.5 ile beraber Android 8.1 güncellemeleriyle de beraber kullanıcılara güzel bir ara birim sunuyor. Samsung Experience 9.5'in 9'dan farkı ise One arayüzüne yakın simgelerle beraber geliyor olması. Biliyorsunuz Samsung One arayüzüne geçti ve Android Pie kullanan cihazlarda Samsung One arayüzünü görüyoruz. Güncellemeyle bu telefona da gelecektir. Samsung Experience 9.5'in de ara birim olarak, görüntü olarak One ara birimine oldukça benzetildiğini görüyoruz. Şimdi performans demişken performans testlerine değinmemek olmaz. Hemen testlerimize başlayalım. İlk testimiz Geekbench. Geekbench'te tek çekirdek performansı 1312 puan. Çoklu çekirdek performansı ise 4124. Grafik biriminin ağırlıklı olduğu testlerden biri olan GFX Bench'teki skorlara baktığımızda Manhattan'da on screen modda 11 FPS, off screen modunda 13 FPS, T-Rex'te on screen modunda 22 FPS, off screen modunda ise 25 FPS gibi değerleri aldığını görüyoruz. AnTuTu skoruna da bakacak olduğumuzda 108.943 puan alıyor. İşlemci puanı 47.000, grafik birimi 21.000, bellek tarafında ise 9.000 gibi bir puan aldığını görüyoruz. Burada benim dikkatimi çeken arayüz performansı. 30.000 puanla beraber burada arayüzün gayet iyi bir puan aldığını ve akıcılığa ne kadar etki ettiğini görüyoruz. Şimdi Galaxy M20'nin performans testlerine baktık. Biraz PUBG oynayalım. İnsanlar PUBG'yi merak ediyor. Nasıl detaylarda oynatıyor. Bir dilerseniz PUBG oynayalım. Isısını ölçelim. Ondan sonra incelememize devam edelim.
Evet, PUBG'yi oynadık arkadaşlar. Orta detaylarda akıcı bir şekilde PUBG oynuyoruz. Arada ufak tefek frame düşüşleri olmasın diye ya da frame'i biraz daha, kare saniye hızını biraz daha yükseltmek istiyorsanız detayları biraz daha düşürebilirsiniz. Orada kare saniye ayarları önemli. Telefonun çok da fazla ısınmadığını görüyoruz. Şimdi dilerseniz chipset'i kapatmadan önce bağlantılarıyla devam edelim. Bluetooth 5.0 gibi modern bir bağlantıyı destekliyor. Ayrıca Türkiye'de hala insanların sorduğu FM radyoda bu telefonda bulunuyor. USB Type-C fiziksel bağlantı olarak burada devam ediyor. Ayrıca Wi-Fi tarafında 802.11bgn bağlantısı var. AC bağlantısı yok. Bu ne demek? 5 GHz'lik bir modeminiz varsa ona değil 2.4 GHz'lik internete bağlanacaksınız anlamına geliyor. Ve gelelim Samsung Galaxy M20'nin en çok beğendiğim noktalarından biri olan kamerasına. Çünkü 1599 TL'ye bir akıllı telefon satın aldığınızda kamerayla ilgili beklentilerinizi bazen düşürmek durumunda kalıyorsunuz. Fakat Samsung Galaxy M20'de kamera beklentileri segmentin oldukça yukarısında, yani fiyatıyla kameranın deneyimi arasında pek bir orantı bulunmuyor. Samsung burada hani benim beklentimin üstünde bir performans gösterdi. Sonuçta 2000 TL altı segmentte bazı özelliklerin kırpıldığını biliyorsunuz. Yani piyasada 7000 liraya, 7500 liraya, 8000 liraya akıllı telefon var. Aynı markanın da mesela Galaxy S10 Plus'ı düşündüğümüzde 7500 TL bir fiyatı var. Ve 2000 TL'nin altına bu telefonu satın aldığınızda tabii ki de özelliklerinin farklı olacağı, kırpılan yönlerinin olacağını biliyorsunuz. Ama burada beklentinizin üzerinde bir deneyimle karşılaşıyorsunuz. Özellikle kamera ve batarya kısmında. Kamerada arka tarafta iki kamera var ve hem normal açı hem de ultra geniş açı sizlere sunuluyor. Ve bu segmentte ultra geniş açı hem de güzel fotoğraflar çekebilen ultra geniş açı size büyük bir farklılık sunuyor. Yani sosyal medyada çok farklı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Şimdi arka tarafta 13 megapiksel çözünürlüğünde f1.9 diyaframa sahip ana kamera var. Ayrıca bu kameraya 5 megapiksel çözünürlüğünde 120 derecelik görüş açısına sahip ultra geniş açılı bir kamera eşlik ediyor. Ayrıca LED flash da bulunuyor. Ve 120 derecelik fotoğraflar çekebilmesi için lensinde 12 mm olması gerekiyor. Arka tarafta 12 mm'lik bir kamera karşımızda. Şu an çekim örneklerini görüyorsunuz. Hem ana kamera hem ultra geniş açılı kamera oldukça güzel fotoğraflar çekiyor. Hem düşük ışıkta, yani akşam evinizde fotoğraf çektiğinizde, hem dışarıda fotoğraf çektiğinizde gayet güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Geniş açılı olduğu için lenste yanlara doğru bir balık gözü efekti olabiliyor. Samsung bunu galeride çok güzel bir şekilde şekil düzeltme uygulamasıyla beraber daha düzgün bir şekilde sizlere sunabiliyor. Ama zaten balık gözü biçiminde olacağı için ben o görüş açısını seviyorum. Hem geniş açılı kamera hem de normal kamera gerçekten güzel bir başarım sunuyor. Yani ben özellikle normal ana kamerasını bu segmentin üzerinde buluyorum. Yani burada mesela bu fiyat aralığında Huawei P Smart 2019 var. Hem ön kamera hem arka kamera tarafında mesela bu rakibini egale ediyor. Ya da pek çok diğer üreticinin modelinden daha iyi bir performans sunduğunu söyleyebilirim kamera tarafında. Herkesi merak etti. Ön kamerayla devam ediyoruz. Ön kamera en çok kullanılan kamera. Hepimiz bazen yanımızda arkadaşımız olmasa da kendimizi çekiyoruz, selfie çekiyoruz, videolar çekiyoruz. Ön tarafta 8 megapiksel çözünürlüğü f2.0 diyafram diye sahip bir kamera var. Bu kameranın açısı da gerçekten başarılı. Yanınızdaki bir arkadaşınızla 3 kişi çok rahat selfie'ler çekebiliyorsunuz. Görüş açısı gayet iyi. Ben pek çok selfie denemesi yaptım. Ekranda görebiliyorsunuz. Hem canlı odak, yani portre modunu, hem normal çektiğiniz selfie'lerde başarı, performans gerçekten etkileyici. Hem normal ışıkta, hem dışarıda, hem de daha düşük ışık diyebileceğimiz alanlarda gerçekten ön kamerasıyla beni etkiledi. Segmentin üstünde bir deneyim bizlere sunuyor. Ayrıca merak edenler için şunu da söyleyeyim. Hem arka kamerada hem ön kamerada canlı odak, yani portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Canlı odak performansını da çok beğendim. Şu an arka tarafta ters ışığa rağmen çektiğim bir portre fotoğraf var. Bizim ekipten Furkan'ı çekmiştim. Bu segmente göre arkayı çok iyi kesti ve ters ışıktan etkilenmeden odaklandığı portreyi, yani insanı çok güzel bir şekilde gösterdi. Hem arkadaki beyaz ters ışıktan etkilenmedi hem de ona rağmen güzel bir şekilde kesme işlemini başarabildi. Hem ön kameranın portresi hem arka kameranın portresi gerçekten başarılı. Ve videoyla devam edelim. Hem ön hem arka kamera 30 FPS hızında Full HD videolar kaydedebiliyor. Video tarafında da bu segmentin beklentilerini karşılayan bir akıllı telefon. Son olarak biraz kamera arayüzünden bahsetmek istiyorum. Eğer Samsung kullanıcısıysanız Galaxy M20'ye yabancılık hissetmiyorsunuz. Yani Samsung'un üst seviye bir akıllı telefonunda da kamera arayüz birimine girdiğinizdeki yerleşimle bu telefondaki yerleşimle benziyor. Ayrıca Pro modunun olması oldukça güzel. F1.9 diyafram değerine sahip bir kamerayla Pro modla biraz daha kapsamlı fotoğraflar çekebiliyorsunuz otomatiğin dışında. Ayrıca
Fotoğrafları çektikten sonra görüntü işleme yazılımı da başarılı. Özellikle bir mandalina limonun olduğu düşük ışıkta çektiğim bir fotoğraf var. Orada görüntü işleme yazılımının ne kadar iyi iş yaptığını görüyorsunuz. Ortada bir gren yok ve renk doygunluğu gerçekten başarılı. O ortalamadaki yazılım, yani bu segmentte bu deneyimi kamera açısından sizlere sunuyor olması güzel bir avantaj. Dile kolay 5000 mAh'lık bir batarya ile geliyor ve 15 wattlık hızlı şarj adaptörüyle de beraber geliyor. Ekranda ne kadar sürede şarj olduğunu görüyorsunuz. 5000 mAh'lik bir telefona göre hızlı şarj oluyor. Bu noktada bu telefonu bu segmente göre başarılı buldum. Çünkü burada bir hızlı şarj adaptörü var. Zaten olması da gerekiyor. 5000 mAh'lik bir bataryadan bahsediyoruz. Şimdi telefonun şarjından bahsedelim. 5000 mAh'lik şarj bizlere ne sunuyor? Şimdi normalde 2 gün civarında bir kullanım ömrü sizlere sunuyor. Telefonda güç tasarruf modu ya da ultra güç tasarruf modu da var. Ama bunlara gerek kalmadan telefonu 2 gün rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Telefonun bataryası %100'den %99'a testte ne kadar sürede çıkmış olabilir? Tam tamına 17. dakikadan sonra telefonun şarjı %1 azalıyor. Ve bu da bana 6,5-7 saatlik bir test süresi verdi. Yani peki Geekbench'te ne kadar puan almış? 4470 puan almış. Bu da iyi bir skor olarak dikkat çekiyor. Ama burada en önemli dikkat çekmesi gereken konu hem PUBG oynarken pilinin ne kadar düştüğü ki onu da videoda söyledik. Hem de bu testte, böyle bir testte %1 pil düşüşü sadece 17 dakika gibi uzun bir sürede gerçekleşiyor. Son olarak ses özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Aşağıda bir hoparlör var ve bu iyi bir deneyim bizlere sunuyor. Yani Samsung'un tek hoparlörlü, çift hoparlörlü olmayan pek çok telefonunun deneyimini alıyorsunuz. Gayet tok, yeterli, kendini duyuran bir hoparlör. Kalitesinden de feragat etmiyor. Ayrıca Dolby desteği devam ediyor ve equalizer ayarlarını kulaklıkla da beraber yapabiliyorsunuz. Kulaklık performansını da başarılı buldum. Yani genç telefonuyla beraber hem Bluetooth'la hem de kablolu olarak başarılı bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz. Önemli bir konu, equalizer'ı bazı telefonlarda ayarlayamıyorsunuz ve müzik zevkinize direkt müdahale eden bir konu. Burada hem Dolby sabit ayarlarını değiştirebiliyorsunuz hem de normal equalizer ayarlarıyla size özel bir ayar da yapabiliyorsunuz. Ses performansını da segmentine göre başarılı bulduğumu söylemek istiyorum. Şimdi bunları bir kenara bırakalım ve incelemenin sonunda Galaxy M20 ne sunuyor bizlere diye özetleyecek olursak, Samsung Galaxy M20 1599 TL. Şimdi bu bilgiyi bir kenara koyalım. Gerçekten 2000 TL altındaki ilk 1000 kişi arasındaysanız 700 TL'ye varan değere sahip Digiturk paketi gibi hediyelerle beraber geliyor bu ürün. Şimdi bunları bir kenara koyduğumuzda ürünle beraber 5000 mAh'lik bir batarya geliyor ve hızlı şarj adaptörü geliyor. Bir kere pil konusunda gerçekten başarılı bir akıllı telefon. Onun haricinde bu fiyat segmentine göre hem ön kamera hem arka kamera performansıyla bence başarılı bir telefon. Siz de ekranda çektiğimiz fotoğrafları gördünüz. Bu fiyat segmentine göre gerçekten güzel fotoğraflar çekiyor ve rakiplerine göre de iyi performans gösteriyor. Bunların yanında Android 8.1 ile beraber geliyor. Samsung Experience 9.5 arayüzü var. Bu rafine edilmiş, yenilenmiş bir Android 8'li Samsung diyebiliriz. Yani Android 8 Samsung Experience 9'du genel olarak. Samsung'un mesela Galaxy A7, A9, 2018 modellerine baktığınızda Android 8.0 ile beraber geliyor ve Samsung Experience 9 sürümüyle beraber geliyordu. 9.5 ile beraber One arayüzüne benzetilmiş. Stabilitesi biraz daha arttırılmış ve Android 8.1 ile beraber son güvenlik güncellemelerinde telefonu da almış. Telefon yazılım açısından rafine ve gerçekten kasmayan bir deneyim sunuyor. Bu konuda da benim beğenimi topladı. Telefonun tasarımını da ben dinamik buldum. Ekranı özellikle merak ettiğim bir konudur. Pek çok kullanıcı TFT ekranı merak ediyor. Tabii ki de TFT ekran dünyanın en iyi ekranı değil. En iyi ekran panel teknolojisi değil. Ama burada Samsung hem ekran renginin ayarlayan yazılımıyla hem de kontrast, parlaklık değerleriyle iyi bir deneyim sunuyor. Yani ekran size bir kere parlaklığı yetersiz gelmiyor. Renkleri yeterli geliyor ve ekranın yenileme hızı noktasında ise beklentimin biraz daha üstünde kaldı. Zaten 6.3 inç bir ekran bu segmentte alabiliyor olmanız da güzel bir detay. Yine Type-C bağlantısında olması, Bluetooth 5.0 gibi bağlantıların olması güzel. 5 GHz'lik bağlantı desteklenebilirdi ama burada Samsung segment ayrımı yapmış. Bunun yanında işlemci performansı açısından bu telefondan daha performanslı telefonlar yok mu? Var. Ama bu telefon hem güç tüketim açısından sizlere avantaj sunuyor hem de yeterli bir performansı sizlere sunuyor. Yani kısaca özetlemek gerekirse Galaxy M20'nin öne çıktığı 3 konu var.
tasarım ekranı ile beraber tasarımı, pil performansı ve kamerası. Bunlarla beraber telefon sizlere stabil bir deneyim sunuyor. Performans testine yönelik telefon almak yerine deneyim odaklı bir telefon almak istiyorsanız ve güzel bir fotoğraf çeksin, tasarımı iyi olsun, modern deneyimlere ben de yakın olayım diyorsanız Galaxy M20'yi tercih edebilirsiniz. Ayrıca unutmadan incelemenin sonunda tekrardan hatırlatayım. Bir şanslı takipçimize Samsung Galaxy M20 hediye ediyoruz. Samsung Türkiye ve Şifre.net Instagram hesaplarını takip edip aşağıda bu videonun altında göreceğiniz Instagram linkine de iki arkadaşınızı etiketlerinizi eklediğinizde Galaxy M20 kazanmaya hak kazanacaksınız arkadaşlar. Şanslı bir takipçimiz M20 sahibi olacak. Evet, Samsung Galaxy M20 hakkında düşünceleriniz neler? Telefonu beğendiniz mi? Aşağı yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.